Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere komosteki nesneleri nasıl taşıyacağımızı anlatacağım. Öncelikle daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi komoste yer alan nesnelerin davranışları birbirleriyle olan ilişkileriyle belirlenmekte. Taşıma işlemi yaparken de bu ilişkilerin taşıma davranışını nasıl etkilediğini bu videomuzda da göreceğiz. Öncelikle sizlere taşıma aracımızın yerini göstereyim. Taşıma aracımız menüde Edit seçeneği altında Move butonudur. Aynı şekilde eğer bu butonu araç çubuğunda açmak istersek menüde boş bulunan bir yere sağ tıkladığımızda Edit'in altındaki Copy Mirror Rotate Tools seçeneğini aktif hale getirecek olursak burada gördüğünüz araç çubuğu açılacaktır. Bu araç çubuğunda dördüncü sıradaki butonumuz taşıma butonudur. Bu butonun üzerinde bekleyecek olursak bu araçla ilgili bazı ipuçlarına ulaşabiliriz. Şimdi size Comoste taşıma işleminin nasıl yapıldığını göstereyim. Öncelikle taşımak istediğimiz nesneleri seçtikten sonra taşıma butonuna bastığımızda kopyalama seçeneğindeki gibi bir pencerenin açıldığını görüyoruz. Burada gördüğünüz gibi bulunduğumuz lokal koordinat sistemine göre verilmiş olan 3 adet mesafe bulunmakta. Comosys bu mesafeleri kullanarak seçtiğimiz nesneleri taşıyacaktır. Ancak buraya elden sayılar girmek istemiyorsak ekran üzerinde nokta seçimi yaparak da şuradan şuraya nesnelerimi taşı diyebiliriz. Comosys seçtiğimiz bu noktaları kullanarak ilgili mesafeyi hesapladı ve ilgili verileri yerlerine girdi. Burada taşı tuşuna basacak olursak Comosys seçtiğimiz nesneleri ilgili mesafe kadar taşıdı. Şimdi burada bir de isterseniz tekil temelimizi hareket ettirelim. Yine taşı tuşuna bastıktan sonra tekil temelimi Y yönünde hareket ettirmek istediğimi söylüyorum. Gördüğünüz gibi tekil temeli hareket ettirdiğimde temelin üzerinde yer alan kolon kafası da temelle beraber hareket etti. Yine bu tekil temele bağımlı olan bağıl kiriş de tekil temelin yeni yerine göre kendisini fiziksel olarak ayarladı. Gördüğünüz gibi bir nesne bağımlı olduğu başka bir nesne mevcut ise o nesnenin özelliklerini kullanarak kendi yerleşimini tekrar ayarlamakta. Şimdi bir de isterseniz burada kolon kafasını hareket ettirmeye çalışalım. Örneğin Y yönünde 60 hareket ettirmek istediğimde kolon kafasının hareket etmediğini görüyorum. Bunun nedeni kolon kafası gibi bazı nesnelerin yerleşimlerinin bağımlı olduğu elemana göre yapılmasının daha kolay olmasıdır. Örneğin burada kolon kafası nesnesine çift tıklayarak burada yer alan offset değerleriyle oynadığımızda kolon kafası nesnesini daha rahat bir şekilde hareket ettirebiliriz. Comoste yer alan nesneleri bütünüyle hareket ettirebileceğimiz gibi nesnelerin belirli noktalarını da taşımamız mümkündür. Burada ortasına delik açılmış bir plaka görmektesiniz. Şimdi bu plakanın köşelerini hareket ettirmeye çalışalım. Bunu yapabilmek için plakanın köşesini seçmekte kullandığımız klavyemizde yer alan alt tuşuna basarak plakanın köşelerini seçiyoruz. Bu seçim işlemini yaptıktan sonra taşıma tuşuna basarak X yönünde belli bir miktar noktalarımızı hareket ettiriyoruz. Gördüğünüz gibi plakanın köşeleri hareket etmekte. Yine benzer şekilde nesnelerin bazı yüzeylerini de hareket ettirmek mümkün. Örneğin bir kesme nesnesinin yüzeyini hareket ettirmeye çalışalım. Kesme nesnemizi öncelikle görünür hale getirelim. Gördüğünüz gibi burada yer alan kesme nesnesinin alt yüzünü belli bir miktar yukarıya kaldırarak ortasına delik açılmış bir plaka değil de sadece ortası oyulmuş bir plaka elde edelim. Yine klavyemizde yer alan alt tuşuna basarak kat nesnesinin alt noktalarını seçiyorum. Bu seçimi yaptıktan sonra taşıma tuşuna basarak belli bir miktar yukarıya doğru mesafe veriyorum. Tekrar kat nesnemizi gizleyelim ve gördüğünüz gibi artık plakamız ortasında delik olan bir plaka değil de sadece oyuk açılmış bir plaka haline geldi. Özelliklerini incelememiz gereken diğer iki nesne de civata ve kaynak nesneleridir. Civata nesnesini taşımak istediğimizde civataları seçtikten sonra taşıma butonuna basarak civatayı belli bir miktar hareket ettirmemiz mümkündür. Yine benzer şekilde kaynağımızı seçtikten sonra da kaynağı hareket ettirmek isteyecek olursak kaynağın hareket etmediğini görmekteyiz.
Bunun nedeni kaynak nesnesinin kaynakladığı elemanların fiziksel özelliklerini kullanarak kendisini otomatik olarak yerleştirmesidir. Yani bir kaynak nesnesi kaynakladığı elemanların ortak noktalarını bularak kendisini oraya yerleştirir ve bu yerleşimi bizim değiştirmemiz mümkün değildir. Bunun tek istisnası ise sabit çizgi verilerek yerleştirilen kaynaklardır. Bu kaynakları hareket ettirmek istersek bu yöntemle hareket ettirmemiz mümkündür. Bu videomuzda sizlere Comosite nesneleri nasıl hareket ettirebileceğimizi gösterdim. Kolay gelsin.